çok anlamlı bir sergi açılışını yine birlikte gerçekleştireceğiz. Hem bugüne hem yarına mesaj teşkil eden bir sergi. Ben katılımcılara da tahsilce sanatçımıza da fotoğraf sanatçımıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bunları koruma altına aldı. Çok anlamlı bir çalışma yapıyorsunuz. Yani evet. Bunlar son derece önemli. Yani oksijeniyle, doğasıyla yaşanır bir dünya. Ve su altından da geçiyor. Kesinlikle. Evet. Hayat zaten suda başladı. Kesinlikle. Bildiğimiz gibi. Suyun. Bu da yine Pinalar'da, Yengeç, yine Ayrıkale'de. Evet. Marmara'da, Kocaeli'de, özellikle İzmit Körfezi bu konuda ciddi bir şey. Sayın Valim, deniz çayırları soluduğumuz havanın içindeki oksijenin %20'sini onlara borçluyuz. Bu ağ dipte, ağ görevini yapmaya dipte devam ediyor. Oraya evet. Takılan balık zaten. O zaman canlıya zarar veriyor tabii, haliyle tabii ki. Ağlar devasa yani. Bu yine bir pina ve üzerinde bir yanında da bir deniz yıldızı fotoğrafımız var. Yine İzmit Körfezi. İzmit Körfezi biyoçeşitliliğiyle gerçekten göz kamaştıran bir zenginliğe sahip ama yüzey suları, dip suları Marmara'nın genelinde o sıkıntı devam ediyor. Vaktiniz olursa bir kahve içmeye i̇nşallah, beklerim. İnşallah. Müdür Hanım görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Görüşmek evet. üzere diyelim. Hoşça kalın. İyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir tanesi de Marmara'ya zarar verenler. Bu iki sergiyi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi ile birlikte yaptık. Şu anda da çevreden sorumlu müdür arkadaşımız da burada. Meriç Bey. Marmara'ya hayat verenler bunlar. Yani soluduğumuz havanın içindeki oksijenin %70'i denizlerden geliyor. Ve bunun %20'sini biz deniz çayırlarının fotosentezine, %50'sini de tek hücreli canlılar olan fitoplanktonların fotosentezine borçluyuz. Bu türün adı Zosteria marina, Uluslararası Doğa Koruma Birliği IUCN'in de kırmızı listesinde olan bir tür. Ve bu da Marmara'da şu anda koruma altında. Türkiye mercan, ya Türkiye mercan cenneti olamaz çünkü Akdeniz'de ısı çok değişkendir. Yani 20 derecenin altına düştüğü zaman mercanlar çok yaşayamazlar. Çok az mercan türümüz var bizim Türkiye denizlerinde. Marmara'da onlardan biri de bu tür, yumuşak mercanlar. Balıkçılar ağ atıyorlar, o ağlar dipte çekiyorlar, gelmeyince de kesip bırakıyorlar. Bıraktıkları zaman da o ağlar orada aslında hani avlanmaya devam ediyorlar ağlar. Çünkü ağlara takılan balıklar, yengeçler kendilerini kurtaramıyorlar ve orada çırpınarak ölüyorlar. Bunu da daha önce belgeselini hazırladık. Sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dedi ki, ya bunu belgeselini hazırladık ama biz bunları çıkaralım dediler. Ve bayağı büyük bir proje yapıldı. Yani yaklaşık böyle bir aydan fazla uzun bir süre İzmit Körfezi'nden 5 tonun üzerinde ağ çıkartıldı. Ve o ağları da yine bu serginin içeriğine Marmara'ya zarar verenler olarak koyduk. Ama şu anda o ağlar artık orada değiller yani. Onlar çıkarıldı ve hatta geri dönüşüme gönderildi. Öyle söyleyeyim. Güzel, sıfır atık olarak da ben o projede de çalışıyorum. O yüzden diyorum. Onlar da geri dönüşüme gönderildi. Ve bu sergiyle özellikle de tabii burada olması çok anlamlı. Tav, Esenboğa iç hatlarda her gün yaklaşık 20 bin insanın kullandığı bir alan burası. Bir de tabii Tav bu koldaki projeleri de çok destek veriyor bize. İsteyerek, özenerek destek veriyorlar. Onlara da burada teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla yaptık. Üretmeye devam ediyoruz. Doğamızın sesi, gözü olmaya devam ediyoruz.